çok ödemiden herkese merhaba arkadaşlar Türkçede nasıl başarılı olabilirim başlığıyla birlikteyiz. Biz bazı sorular alıyoruz, bazı yorumlar alıyoruz sizlerden ve sizin yorumlarınızı çok 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 önemsiyoruz. Ama gelen yorumlarda Türkçede nasıl başarılı olabileceğimizle alakalı sorulara denk geliyoruz böyle. Çok fazla böyle yorum var. Hadi bazılarını seçtik. Çok önem veriyoruz çünkü sizin yorumlarınıza. Bu seçtiğimiz yorumlara bakalım birlikte ve ortak şeyler var çünkü. Bazıları böyle hep aynı şeyler yazılmış. Bir sürü öğrenciden, farklı farklı kişilerden aynı sorular gelmiş. Hadi bunlara bakalım. Ve bunlara birlikte cevap vermeye çalışalım. Nelermiş bu yorumlar? Günün yorumları. de bize demiş ki merhaba Türkçe'de okuduğumu anlamıyorum. Nasıl çalışabilirim Tonguç seni çok seviyoruz ablam da izliyor. Dördüncü sınıf oğlu demiş. Sonra sevda aldın demiş ki öğretmenimden bu kadar iyi anlamıyorum. Türkçe'de özellikle Hatta ben de sizin gibi öğretmencilik yapmaya çalışıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki ikinci sınıflara da bu kanalı açmışsınız. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Fatma Akgündüz demiş ki okuduğunu anlama becerileri kitabını anlatır mısınız? Ve kitabı nasıl temin edebilirim demiş. Burada bir kitabımızı sormuş. Tabii ki anlatırız. Tabii ki temin edebileceğiniz şeklinde söyleyeceğiz. O zaman bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında biz dersi derste çok iyi dinlemeliyiz. Yani okulda öğretmenimiz bize dersi anlatıyor, bunu çok iyi bir şekilde böyle pür dikkat, hiç dikkatimizi başka şeye vermeden dinleyebiliriz. Bunu dinledikten sonra böyle eve geldiğimizde tekrarımızı yaparız. Tekrarlarımızda nasıl yapıyoruz? İşte e, velo ödevlerimizi yaparız, arkasından e, tongucun videolarını izleriz ve daha iyi pekişmesi için ne yapmamız lazım arkasından da hemen bizim bir kitabımız var. Zaten Fatma Akgündüz değil mi? okuduğunu anlama becerileri kitabı Şimdi biz bu kitabımızda neler söyleyeceğiz? O, okuduğunu anlama becerileri. İkinci sınıf kitabımız Türkçe. Şimdi Türkçe çok çok önemli bir ders. Yani bu derste aslında ne yapıyoruz biz? E, bütün derslerde işimize yarıyor Türkçe dersi. Neden? Biz eğer Türkçe'yi çok iyi bilirsek, matematiğiyle çok iyi anlarız, hayat bilgisinde çok iyi anlarız, İngilizce'yle çok iyi anlarız. Çünkü her şey bizim ana dilimizden geçiyor. Yani ana dilimizi çok iyi kullanmamız, çok iyi bilmemiz gerekiyor ki diğerlerini anlayabileyim. Mesela matematik sorusu vermiş bize bir tane bu matematik sorusunu önce bizim anlamamız gerekiyor ki daha sonra çözebilelim matematik sorusunu anlayabilmek için Türkçeyi çok iyi anlamak gerekiyor Türkçeyi çok iyi bilmek gerekiyor arkasından tabii ki biz daha iyi bir şekilde bunu e, soruları çözebiliyoruz. Da, daha farklı ne diyebiliriz? Arkadaşlarımızla iletişim kurarken, sosyal hayatımızda, aile bireylerimizle iletişim kurarken ya aslında iletişim kurmak için en iyi şekilde ana dilimizi bilmemiz gerekiyor. Yani çok iyi bir şekilde okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. E, cümleleri iyi bir şekilde kurabilmemiz gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? Yardımcı bir şeylere ihtiyacımız var kendimizi geliştirmek için. Okuduğunu anlama becerileri kitabı Türkçe ikinci sınıf Hemen açıyorum. Burada neler var? Biz burada ne yapmışız mesela? İçindekilere baktığımızda böyle bizim hikayelerimiz var. Hikayelerimiz e, bölmüşüz tek tek böyle. Ne demiş mesela? Çatal kuyruk ailesinin zor kararı diye bir hikayemiz var. Daha sonra kivinin hikayesi var. Arkasında bir sürü var. Bunları da biz derecelere ayırmışız ve bunlarla ilgili bir takım böyle alıştırmalarımız var. Hemen bakalım mesela. Çatal kuyruk ailesinin zor kararı. Hemen açtığımızda ve kısa bir hikayesi var. Göç zamanı diye mesela. Sonra cevap topluyorum kısmı işaretliyorum buluyorum diziyorum diye kısımlarımız var. Bunlarda ne yapıyoruz? Bu hikayeyle ilgili sorularımız, alıştırmalarımız, çok güzel etkinliklerimiz var. Bunları en güzel şekilde yaptıktan sonra artık ne, ne diyoruz? Yavaş yavaş böyle geliştiğini hissediyoruz bizim Türkçemizin. Anlıyoruz da sınavlarımıza daha başarılı olduğumuzu e, göreceğiz, görüyoruz. Sonra bakıyoruz başka ne var arkasından? Toncik diye bir hikayemiz var. Çatal Kurukaya'sının zor kararlarında Toncik diye bir hikaye daha var. Sonra ne oldu? Birazcık daha uzun bir hikaye oldu. Baktığımızda birazcık daha uzun oluyor. Böyle küçük hikayelerden başa biraz daha uzun uzun hikayelere geçmiş oluyoruz. Bunlarla ilgili yandaki etkinlikleri böyle çok güzel, çok eğlenceli hatta etkinlikler. Bunları yaptıktan sonra böyle daha güzel şekilde en iyi şekilde Türkçeyi halletmiş olacağız. Türkçe ile ilgili artık bizim bu dersle alakalı okuduğunu anlamayla alakalı bir sıkıntımız olmayacağını göreceğiz çok zaten yakın zamanda sonra bakıyoruz. ilk tanışma So arkasından işaretliyorum, buluyorum, yazıyorum, seçiyorum, heceliyorum, seçiyorum, eleştiriyorum ve yazıyorum diye bölümlerimiz geliyor. Çok güzel. So özlemle yaşamak diyor. Arkasından Kivi'nin hikayesi geliyor. Arkasından baktığımız zaman Kivi'nin hikayesi de bittikten sonra çocuk ve koca kuş. Bir sürü böyle çok güzel hikayelerimiz var. Görsellerle desteklenmiş, çok eğlenceli hatta böyle etkinliklerimiz ve sorularımız var. Hatta böyle bazı yorumlar alıyoruz. Öğretmenim ben bunu yanlış yaparsam ne olur? Yapalım ne olacak ki? Biz böyle yanlış yaptık. ...artık ne yapıyoruz? Öğreniyoruz ve ya. bir daha o yanlışı yapmıyoruz. Yani yanlış yapmaktan da korkmayalım. Oradaki e, en güzel şekilde burada mesela sorularımız var. Sorularımızı hikayemize göre dolduracağız ve arkasından ne olacak? Daha iyi öğrenmiş olacağız. Yanlış yapıyorsak da bir daha da o yanlışı tekrarlamamayı öğrenmiş olacağız. Peki biz bu kitabı Tonguç'un e, okuduğunu anlama becerilerini nereden alabiliriz? Bu kitaba nereden ulaşabiliriz? Yorumumuz da vardı böyle Tonguç mağazalarından ve... E, e, Tonguç internet ve en yakın size Tonguç mağazalarından alabilirsiniz Tonguç kitap evlerinden alabilirsiniz Çok kolay e, erişmek erişip aldığımız zaman en güzel şekilde bunu da doldurduktan sonra ne yapmış olacağız Biz artık okuduğunu anlamı becerilerini öğrenmiş ve Türkçemizi en güzel şekilde halletmiş olacağız O zaman sıra ödüllü soruda hadi bakalım ödüllü sorumuz neymiş siz hangi konuda sıkıntı yaşıyorsunuz? Bize yorumlarda bunu söylerseniz, yazarsanız biz de her yorumunuz dikkati aldığımız gibi bu yorumu da dikkate alacağız ve bununla ilgili çalışmalar yapabileceğiz. Çok önemli bizim için yorumlarınız. Bunun cevabını hepinizden ama hepinizden yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.